Oldukça eğlendin değil mi? Hey. Şimdi eve gitme vakti. Yıkanmayı unutma. Tamamdır. Şimdi eve gitme vakti. Hey. Woo. Oh, wow. Hayır, olamaz. Maverick, korkunç bir şey oldu. Aha. Ormanda yangın çıktı. Hızlıca bir şeyler yapmalıyız. Faciaya dönüşebilir. Yardıma ihtiyacımız var sanırım. Hey. Bakalım kim müsait. Ona göre yardım isteriz. Öyle mi? Baba, baba. Mia, çok kötü bir şey oldu. Ormanda çok büyük bir yangın çıktı. Yardımına ihtiyacımız var. Hadi Max'i alalım. Max, acil durum. Ormanda yangın çıktı. Maverick teleskobundan yangını görebildiğini söylüyor. Ormanımızı kurtarmamız gerekiyor. Yardımına ihtiyacımız var. Max, ateşe doğru su püskürtmeye başla. Mama, baba. Mia yardımcı olup olamayacağını soruyor. Kovayı alıp su dökebilirsin. Yangını söndürmeye yetmez. Bir şeyler daha yapmalıyız Maverick. Ne oldu Maverick? Su kalesini mi kullanmak istiyorsun? Ama nasıl? Hadi Mia, başarabilirsin. Evet, başardı. Yangın söndü. Yaşasın. Çocuklar, siz de biraz ıslandınız. Ne oldu Maverick? Boş şişe yangına sebep olmuş olabilir mi? Nasıl? Cam güneşi yansıtarak odun ve çimlerin alev almasına mı sebep olmuştur? Şimdi anladım. Selam Marty. Ne oldu Marty? Senin şişen mi? Piknikten sonra burada mı bırakmıştın? Şimdi yangına neyin sebep olduğunu anladık. Marty'nin bıraktığı boş şişeymiş. Endişelenme Marty. Kimseye bir şey olmadı.
ve yangını söndürmeyi başardık. Ancak her zaman arkanı temizlemelisin. Özellikle de ağaçlık alanlarda. Yeni ağaçlar dikecek olmana çok sevindik Marty. Sen çok iyi bir canavar kamyonsun. İyi iş çıkarttınız canavar kamyonlar. Çok büyük bir macera atlattık. Gelecek sefere görüşürüz. Merhaba çocuklar. Balık tutmak için güzel bir gün. Neyi bekliyorsunuz? Marty balık tutmak için sana yalvardı ama ortalarda yok mu? O zaman sen başla. O da gelince sana katılır. Görünüşe bakılırsa oltanda bir şey var Mike. Bu bir şişe mi? İçinde bir mesaj var. Bir haritaya benziyor. Neden yardım için Mevri'yi çağırmıyoruz? Harika bir atlayış Mevrik. Provanı böldüğüm için üzgünüm. Ama Mo ve Mike bir şişede gizemli bir mesaj buldular. Senin yardımına ihtiyaçları var. Bu onlar olmalı. Bu mesajın ne anlama geldiğinden emin değiller Mevrik. Ne olduğunu anlamaları için yardımına ihtiyaçları var. Maceraya her zaman varsın Mia. Mevrik senden yardım alabilir. Mevrik ve Mia size yardıma geldiler çocuklar. Bunun bir hazine haritası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sen ne düşünüyorsun Mevrik? Bu bir hazine haritası mı? Öyle olmadığını mı düşünüyorsun? Mevri'ye bu notu nasıl bulduğunuzu anlatın çocuklar. Eğer suyun içindeyse nereden gelmiş olabilir? Ne oldu Mia? Adada birileri var. Bu bir duman. Mia, belki de gidip kontrol etmelisin. Bak, birisinin yardıma ihtiyacı var. Bu Marty. Yakıtı bitmiş olmalı. Dayan Marty, Mina sana yardıma gelecek. Ne? Marty adada mahsur mu kalmış? Bu her şeyi açıklıyor.
Marty şişedeki notla konumunu göndermiş. Kancanı kullan ve Marty'ye doğru indir. Böylece ona tutunabilir ve sen de onu suya doğru çekebilirsin. Buna tutun Marty. Mia seni sahile doğru çekecek. Harika iş çıkardın Mia. Hepinize yardımlarınız için teşekkürler. Sonra görüşürüz. Merhaba Miranda. Güzel bir gün değil mi? Bu uğultu da ne? Sen de duyuyor musun? Sanırım şu kayadan geliyor. Olamaz. Görünüşe bakılırsa orada mahsur kaldın bir anda. Belki etrafta sana yardım edebilecek birileri vardır. Merhaba Milo. Merhaba Mitch. Miranda ormandaki şu garip kayada mahsur kaldı. Selam Maverick. Tekerleklerindeki havayı mı kontrol ediyorsun? Miranda'nın yardıma ihtiyacı var Maverick. Selam Mike. Baba, baravu. Miranda bir kayaya doğru giderken orada mahsur kaldı. Yardım edebilir misin? Harika, hadi gidelim. Geride durun çocuklar. Eğer çok yaklaşırsanız siz de Miranda gibi mahsur kalabilirsiniz. Miranda'yı kimin vinciyle kaldıracağınızı mı tartışıyorsunuz? Yazı tura mı yapacaksınız? Sanırım planladığı gibi gitmedi değil mi? Hayır Milo. Hmm.
İşte Maverick geliyor. Yardım için Mike'ı da getirmiş. Mike hepinizi bu kayadan çekecek kadar fazlasıyla güçlü. Ama onun bıçağı da metal. O yüzden kafa kafaya verip bir çözüm yolu bulmalıyız. Mecazi anlamda söyledim Milo. Mike, Miranda ve Milo'yu kayadan ayırmak için senin bıçağını kullanmalıyız. Ama önce sizi nasıl güvende tutabiliriz onu düşünmeliyiz. Durun bir saniye. Bu bir alüminyum folyo mu? Ya Mike'ın bıçağının bir kısmını alüminyum folyo ile kaplayıp sizi kayadan ayırmak için kullanırsak? Bu işe yaramalı Mike. Neden Miranda ve Milo'nun arkasına geçip onları kayadan ayırmayı denemiyorsun? İşe yarıyor. İşte param Milo. Tam zamanında kurtuldunuz çocuklar. Güneş batıyor ve birazdan hava kararacak. İyi akşamlar çocuklar. Sonra görüşürüz. Selam çocuklar. Neden kavga ediyorsunuz? Kimin daha güçlü olduğunu mu anlamaya çalışıyorsunuz? Neden bir yarışma yapmıyorsunuz? Eminim Maverick size bir şeyler yapabilir. Tamamdır. Gidip onu getirelim. Selam Maverick. Ne yapıyorsun? Bu çok etkileyici Maverick. Max ve Mike kimin daha güçlü olduğuna dair kavga ediyorlar. Birbirlerine zarar vermeden önce bir yarışma yapıp karar vermelerine yardımcı olabilir misin? Selam Mia. İyi inişti. Yarışmanın hazırlanmasına yardım etmeye hazır mısın? Tamamdır. Yarışma için bir fikrin var mı Maverick? Mama, binama, ilala.
Selam çocuklar. Buraya yarışmanın hazırlanmasına yardım etmek için mi geldiniz? Uyanın çocuklar. Yarışma zamanı geldi. Pekala çocuklar. Tüm topları şu altlıkların üstüne koymalısınız. Gittikçe ağırlaşıyorlar. En ağır topu kaldıran kazanır. Anlaşıldı mı? Ha. Tamamdır. Başlayın. Zaman doldu çocuklar. Görünüşe göre en ağır topu Mike kaldırdı. Pekala çocuklar. Bu sefer verileri şeridin üzerinden atmalısınız. Her biri bir öncekinden daha ağır. Oradan çekilsen iyi olur Maverick. Max, en ağır varili sen attın. Bu yüzden turu sen kazandın. Bu seferki bir yarış çocuklar. Ağırlıklarla bitişe ilk ulaşan kazanır. Ve canavar kasabasının en güçlüsü ilan edilir. Başlamaya hazır mısınız? Üç, iki, bir, başla. Göründüğünden daha da zor değil mi? Sorun nedir Mike? Bataklık kumu. Olamaz. Biri yardım etsin. Maverick, Mia'nın en güçlü canavar olduğuna karar verdi. Mike'ın ağırlıklarıyla birlikte Mike'ı da bitiş çizgisine kadar taşıdı. Bunu daha sonra aranızda halletmek zorunda kalabilirsiniz çocuklar. Woo!